Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber PES 2018 Mobile'de siyah top açılımı yapacağız. Yani umarım siyah top çıkar. Toplamda 7 tane falan top açacağız. 5 tane mi? 5 tane de olabilir. 5 tane top açacağız büyük ihtimalle. Ve bakalım sizlerle birlikte bugün siyah top çıkarabilecek miyiz? Umarım çıkarırım. Gerçekten şu an zaten kadromu görüyorsunuz. Ve arkadaşlar bu videoyu sizlerden eğer 2000 beğeniyi geçersek, yani siyah top çıkarırsak sizlerden ben bu videoya zaten 10.000 beğeni bekliyorum. Çünkü çok değerli bir şey ve çıkması çok zor. Bir de ikon çıkarsa 20.000 de beğeni bekliyorum. Hani efsane çıkarsa 20.000 de beğeni bekliyorum. Siyah çıkarsa 10.000. Çıkmazsa da arkadaşlar videonun güzelliği için PES'çiler kendilerini göstersin. Herkesten like butonunu bekliyorum. Zaten sürekli attığım bir video değil. Gerçekten biriktiriyordum uzun zamandır ve şimdi 540. MyClub param ve 37.000 GP'm oldu. Ayrıca arkadaşlar 98.000 abone, 99.000 ve 100.000. Sonra 2.000, 1.500, 1.000 falan abone kaldı. Az kaldı. Herkes abone olsun, bildirimleri açsın. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Bir hafta içinde çok rahat bir şekilde olabiliriz. Herkes abone olsun. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Onlar da abone olsun kanalımıza. Hadi bakalım. Videoları paylaşırsanız daha destek olursunuz. Daha çabuk abonelerimiz artar. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar 3 tane topu pozisyon topu olarak atacağız. Çünkü GP ile atacağımız için bir tek pozisyon topunu açabiliyoruz. O yüzden yani pozisyon belirleyip. Şimdi bizim defansımız kötü. O yüzden arkadaşlar 2 tane defans, 1 tane forvet açacağım. Ya da bir defans, bir orta saha, bir de forvet açayım. En mantıklısı öyle. Bir defans, bir orta saha, bir forvet. Ama defans stoper gelmezse belki defansı 2 tane yapıp bir tane de orta saha açabilirim. Bilemiyorum. Agent'a gelelim. Ve arkadaşlar Agent'a geldikten sonra defansa geldim. 10.000 GP'mi veriyorum. Ve bir tane defansı açıyorum. Bakalım güzel bir defans çıkacak mı? Hadi bakalım, belki buralardan da siyah top çıkabilir ama diğerleri efsane. Del Piero var, gerçekten harika. Umarım Del Piero falan da çıkartabilirim. Hadi bakalım, şans hissediyorum. Hadi arkadaşlar, sizlerin bana verdiği enerjiyi hissediyorum ve bastım. Hadi bakalım. Abi bütün toplar gümüş oldu şaka gibi ve 67'lik stoper çöp çıktı ama ben arkadaşlar başka da stoper açmayacağım. Defans açmayacağım abi. Hemen abi bizim stoklar da oldu, onu bir halletmemiz gerekiyor. Şaka gibi abi. Bütün oyuncuları şimdi antrenör yapmam lazımdı. Nasıl cümle kuramıyorum abi. Hemen arkadaşlar buradan da göstereyim. Eğer deponuz dolarsa arkadaşlar buradan en kötü oyuncularını seçiyorsunuz. Bu arada takımda Cenk Tosun da varmış. Buradan en kötü oyuncularını seçiyorsunuz. Mesela Caulfield. Ne yapıyorsunuz? Hemen ya bir dakika, bunu yapamadım. Niye? O zaten kadroda değil. Aynen bunu yapabilirim ama Convert into a Trainer diyelim. Evet. Rekarte'yi de yapabilirim. Hani 5-6 tane oyuncuyu yapmam lazım bu şekilde. Beyazları bu şekilde antrenör olarak atayabilirsiniz. Yani trainer olarak atayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yapalım. Bundan sonra 2 tane daha oyuncu yaptıktan sonra zaten herhalde daha da yapmam gerekmeyecek. Hemen hızlıca yapabilirsek çok da güzel olacak bizim için. Hadi bakalım abi. Bundan sonra bir tane daha yapayım. Bir daha hiç hani öyle bir şeyle karşılaşmamak amacıyla yapacağım. Ama başka da yok gibi ya galiba beyaz. Diğerleri kadro içinde, kadro içindekiler zor oluyor. O yüzden kadro içindekileri yapmadım. Ve şimdi tekrardan toplarımıza giriyoruz. Öğrenmiş de oldunuz aynı zamanda. Ve hadi bakalım abi lütfen. Hadi. Hadi. Konami. Hadi be. Bir siyah top ver ya. Şu videoda 2 tane istiyorum. Ama bir tane de yeter. Büyük bir ihtimal bir tane bile zor çıkacak. Ama çıkar ya. Hadi yükselelim. Hadi bakalım. Çıkmazsa da sağlık olsun. Siz zaten PES'çiler like'larınızı gömçürüyorsunuz. FIFA'cılar da like atsın. Hadi bakalım. Bu videoya FIFA'cılar da like atsın. Ve bastım bakalım. Konami'yi. Konami'ye bir tane siyah geçtiği için zaten artık ümidim yoktu ama ben yine de bir ümit bir şey düşündüm ama Endong diye bir oyuncu çıktı, maalesef çıkartamadık istediğimiz oyuncuyu. Şimdi forvet açacağım bir tane de ve bakalım forvetten ne gelecek. Güzel bir şey çıkartmak istiyorum. Sizlere bakarak bastım ve sonra telefona bakıyorum. Abi 3 tane üst üste silver çıkardık ve toplam 2 tane daha top kaldı. Bu 2 toptan da silver çıkarsa gerçekten ilginç abi. En azından bir altın istiyorum. Altın yerine de ben siyah top istiyorum. Yani bu arada Clubhouse'da bir şeyler var. Umarım GP'dir. GP ise çünkü bir tane daha top açabiliriz. Ama 500 GP benim hiçbir işime yaramaz. 500 GP evet hiçbir işimize yaramayacak abi. Kontrata geliyoruz. Special Agent. Buradan Boxdraw'a geleceğiz. Ve Boxdraw'dan da gerçekten güzel bir toplar var arkadaşlar. Burada arama butonuna bastığınız zaman arama butonu tarzı bir yer var. Oraya bastığınız zaman size neler çıkabileceğini gösteriyor. Robben, Sanchez, Buffon en iyi çıkabilecek oyuncu ama ben Buffon yerine Del Piero veya Nedved istiyorum. Del Piero veya Nedved ikisi de çok iyi olur çünkü ikisine de ihtiyacım var. Arkadaşlar Nedved'in şu kartına bakar mısınız? Kim bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama efsane ya. Gerçekten süper. Oynayabildiği yerler falan gözüküyor. Özellikleri hız, şut gücü falan harika. Stamina falan ne demek olduğunu şu anda unuttum. Hızı falan çok harika değil. Del Piero'nun hızını çok merak ediyorum. Yavaş bir oyuncuydu gibi hatırlıyorum ama hani emin değilim, o yüzden bir hızına bakacağım. Bu arada yana geçiremedim. Driblingi güzel ama hızı nerede? Speed yavaşmış. 80 çok da iyi değil yani ama iyi yine. 80 santrafora göre çok da abartılı kötü de değil. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman 250 MyClub paramı verdim ve toplar dönüyor. Hadi bakalım abi. Buffon, Del Piero, Denver her şey olur ya. Siyah çok fazla var zaten, az yok siyah. Çok siyah var ve sarı da çok var. Güzel top aslında bu. Ve haydi bakalım arkadaşlar. 3, 2, 1 ve açtım. Abi bayağı sarı ve siyah var. Buradan nasıl gümüş çıkıyor? Şaka gibi ya. Şaka gibi. Buradan nasıl gümüş çıktı ben anlayamadım abi. Bu toplardan nasıl... Hani daha çok sarı var. Gümüşten çok sarı var. Gördüğünüz gibi abi 33 tane sarı, 28 tane gümüş ve 13 tane de siyah var. Hadi bir siyah top. Lütfen be Konami'ye. Hadi abi lütfen, lütfen, lütfen. Yükseliyorum ve bastım. Hadi siyah, 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 siyah. Arkadaşlar şu anda ben hayatımdaki en şanssız videoyu çekiyorum. Efsane paketler, efsane toplar ama çıkmıyor ya. Abi şaka gibi ya. Gerçekten var ya, yok artık yani, çok büyük saçmalık. Yani o kadar top arasından hani sarı topun gümüş toptan daha yüksek ihtimali olduğuna rağmen siyah top çıkmıyor ya. Şaka gibi, gerçekten şaka gibi. O kadar biriktiriyorum, açmaya çalışıyorum, ayarlıyorum, yapıyorum. Hiçbir anlamı yok. İlginç yani, gerçekten çok aşırı ilginç. Evet. Hemen bunu oynayacağım arkadaşlar sizlerle birlikte o zaman. Sonra da ne diyeyim abi artık. Yani gerçekten moralim çok bozuldu. Bunu oynayacağım. Sonrasında da artık özel bir ödül kazanıyormuşuz ama özel ödülü kazanmadan zaten büyük bir ihtimalle bitireceğiz. Neyse ben bir maça gireceğim. Birazcık oynayacağım. Kesintili bir şekilde gösteririm. Belki tamamını gösteririm. Bilmiyorum. Hadi bakalım maçımıza başlayalım o zaman. Umarım güzel bir maç olur. Güzel bir maç olması dileğiyle ama gerçekten moralim şu anda yerlerde, nasıl çıkmaz anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Hani şaka gibi bir durum derler ya. Aynen öyle abi. Şaka gibi ya. Nasıl çıkmaz, ben hayretler içindeyim. Yani nasıl çıkmıyor ya. Neyse abi. Gerçekten moralim aşırı bozuldu. Marković. Lazar Marković. Çok hızlı. Marković. Marković. Orta içeri. Abubakar kafayı vuramadı. Hamuma. Yapma bunu ya. Takım ruhu çok düşük, o yüzden maçı kaybedebilirim büyük ihtimalle. Yani kaybetme ihtimalim daha büyük. İyi oynarsam kazanabilirim ama uzun zamandır da oynamıyorum. Hani sadece MyClub parası biriktirip çıkıyorum yani oyundan, çok da maç oynamıyorum. Verratti. Vurdu kafayı şimdi Nainggolan. Verdi pasını. Abubakar. Marković. Kaleci Zot. Abi keşke birazcık çok oynasaydım, ruh biraz artsaydı. Çünkü ruhun düşük olması gerçekten işleri çok zorlaştırıyor. Marković çok iyi aldı. Abubakar buradan kaçırmaz diye düşünüyorum. Abubakar 1-0 öne geçtik. Gerçekten çok güzel bir golle 1-0 öne geçmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Hadi bakayım. Göreceğiz abi. Oo, bir de alıyorduk bu arada. Hollanda'yı bitirdik ya resmen. Fabinho. Güzel pas. Geçmedi ama. Güzel pas dedik abi, pas geçmedi. Şaka gibi. Abubakar'dan kesti Abubakar. Alamadık. Strootman. Wijnaldum. Strootman. Klaassen. Vurma. Nainggolan, tüm oyuncularımız çok koşuyor. Tabi galiba PES 2018 Mobile'de yorgunluk yok. O yüzden istediğim kadar koşturabilirim. Sıkıntı yok. Yansen, Vensen, Yansen. Hayır. Olmaz, 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 olmaz abi. O olmaz. Defans hiç olmuyor abi. Hiç uyum yok. Yani takımın ruhu düşük olduğu zaman defansın uyumu da yok. Ve bu da benim için çok sıkıntı. Gerçekten abi ilginç. Bu olmamalıydı ama oldu. Fabinho şimdi. Nainggolan. Fabinho çok güzel. Çok güzel. Güzel bir orta. Nainggolan. Raja Nainggolan. Tertemiz güzel bir gol. Takım çok iyi ama ruh düşük. Ruh biraz daha artarsa gerçekten çok güzel olacak ve bir tane de siyah top çıkarmak çok istiyordum ama çıkmadı maalesef. Keşke çıksaydı. Abi bir tane en azından siyah top çıkabilirdi bence ya. Neyse ben ilerleyen videolarda size bir tane çıkarmaya çalışacağım. Bu arada bu maçtan sonra da siyah top gelirse belki onu da açabiliriz. Nainggolan kaçırdık. Zoet. Strootman. Klaassen. Daley Blind. Danny Blind miydi? Neydi? Unuttum. Marković. Abubakar. Nainggolan az farklı dışarıda. Nainggolan siyah toplarımızdan iki tanesinden biri ve gerçekten harika oynuyor abi, çok seviyorum. Ama mevkisinde oynayamadığı için, hani teknik direktörden dolayı istediği mevkide oynayamadığı için birazcık kötü. Ama yine de abi yeterince iyi bence ya, takıma göre en azından, takımdaki diğer oyunculara göre çok daha iyi bir oyuncu. Şimdi hadi bakalım abi. Hadi bakalım Aleix Vidal alamadı. Promes, Blind alırız, o topu alırız. Alamadık. Gol yemek yok. Evet beyler çok iyi defans. Ruhsuzluğa rağmen güzel defans yaptığımı düşünmüyorum çünkü gol yedim abi bize. Ya defans yapmak neredeyse imkansız abi. O yüzden çok fazla gol atmam lazım. Ruhsuzken gol atmak da zor abi, ama işte orası sıkıntı. Çok güzel paslar. Nainggolan direkten içeri. Harika bir gol arkadaşlar. Sizce bir hafta boyunca oyuna girmemiş, bir hafta önce de sadece bir kere oynamış birine göre bence iyi oynuyorum. Oyuna giriyorum, günlük ödülü alıp çıkıyorum yani bir hafta boyunca öyle. Wijnaldum. Verratti alırsın, alamadın. Nainggolan alırsın. Aldın mı? Aldın. Çok güzel. Verdi pasını Hamoma Verratti'ye gelmedi. Bu arada arkadaşlar yorumlara şöyle bir şey yazabilirsiniz. Şu dakika kadar izleyenler PES mi FIFA mı? Yorumlara yazın abi. PES'ciler PES, FIFA'cılar da FIFA yazsın. Bakalım hangisini daha çok beğeniyorsunuz. Ve bir sebep gösterin. PES çünkü veya FIFA çünkü. FIFA çünkü veya PES çünkü ile başlayan yorumlara genelde kalp koymaya çalışacağım. PES çünkü ve FIFA çünkü arkadaşlar. Hadi bakalım. Birleşik yazarsanız daha kolay bulabilirim. Aynen birleşik yazarsanız PES çünkü. Birleşik abi. Hiç harfleri yanlış yazmayın. Ç'li yazın. Aynı şekilde söylediğim şekilde yazarsanız. İlk sonra boşluk PES çünkü yazıp boşluk bırakın ve bir şey yazarsanız görebilirim derken Abubakar çok kötü bir kafa vuruşu yaptı ya. Gerçekten harika kötü bir kafa vuruşu yaptı. Harika kötü nasıl oluyor bilmiyorum ama Abubakar'ın yaptığı herhalde harika kötü denen şey oluyor. Buruma. Wijnaldum. Robben. Abi çok kötü. Çok sıkıntı şu anda. Çok kötü abi. Çok sıkıntı, çok büyük. Yansa... abi içim gitti. Defans hiç yapamıyoruz ya. Ben daha gol yerim arkadaşlar. Atmam lazım ya. En az 2-3 tane daha gol atmam lazım. Çünkü daha yiyeceğim belli. Hani artık belli oldu. Dur. Bir dakika sakin olalım abi. Verratti. Ve oyun dondu. Şaka gibi. Verratti. Hafıza bayağı vardı aslında. Umarım donmaz. Oyuncular tek başına geçemiyor derken Nainggolan sen ne yaptın öyle? Dur. Alamadım ya, şaka gibi. Bu arada telefon ısınıyor abi bu oyun uzun zaman oynayınca ve elim titriyor. Çok güzel abi. Ah geçmedi. Abi bir dakika, rakibe gelmesin, gol yerim yoksa. Abi bir gol daha atarsam içim rahatlayacak ama bir gol daha atmam lazım işte, o biraz zor. Atarsam rahatlar ama içim. Aferin sana be Fabinho abi. Atakta iyi defans yapıyoruz. Defansımıza yaklaşınca adamlar biz zorlanıyoruz. Fabinho vuramadı, Van Dijk. Rakibin defansı da bu arada hiç fena değil. Ve bizim adam yerleşimimiz ruhsuzluktan dolayı kötü abi. Yani onu direkt olarak söyleyebilirim ve Robben şu an sıkıntı çıkartabilir. Wijnaldum. Alın şu topu abi, şaka mısınız ya? Adamlar olduğu yerde bekliyor, yine de alamıyoruz. Aferin. Çok iyi abi. Elim terli şu anda. Sol taraf yön tuşunu kontrol ettiğim elim terli şu anda ve hani gerçekten tam kontrol edemiyorum ve yaklaştı adam. Abi bir dakika geçtim. Çok güzel abi. Güzel de bir pas. Hakem avantaja bıraktı. Faul yaptılar ama hakem avantaja bıraktı. Marković. Güzel orta denemesi. Korner. Çok iyi gidiyoruz bence abi. Korner güzel bir orta açabilir miyim? Bir dakika abi ya. Dönüyor. Şöyle açalım. Çok havaya attım ama güzel bir yere doğru gidebilir o top. Fabinho vurabilecek mi? Vuramadı. Aleix Vidal. Sert bir şut. Abi gol olsa nasıl içim rahatlayacaktı var ya. Gerçekten çok rahatlayacaktı ve maçın tamamen heyecanını izlemeniz niteliğiyle de maçı hiç kesmeden izletiyorum. Gerçekten heyecanlı ama. Umarım kesmeden izletiyorumdur yani. Kesiyorsam da kesiyorumdur ama kesmeden izletiyorsam bence daha heyecanlı. Umarım izliyorsunuzdur siz de. Klaassen. Aferin sana Fabinho be. Abi Fabinho kurtardı bugün bizi ha. Golü falan yok ama o adam bizi kurtardı derken Abubakar yine kaçırdı. Olsun olsun olsun. Şu anda çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hadi. Gir gir gir. Şuna yaklaş. Tamam abi. Vurma. Sakin abi. Sakin. Defansta kalın abi. Defansa yüklenin defansa. O topu Verratti alamadı. Alacak zaten diyecektim. Alamadı. Hamoma sen al. Aferin sana. Güzel. Zaman geçsin de abi. Şu an çok sıkıntı abi. Verratti o topu alman lazım. Alamadın. Nainggolan. Aferin. Verratti'ye de verdin. Verratti o pas güzel gitmeli. Oo çok güzel çevirdi. O top bizde kalmadı. Kalmadı şaka gibi. O top nasıl? Bir dakika. Bizde kaldı tamam. Abubakar. Vincent Abubakar. Abubakar. Kötü bir şut daha ya. Kötü bir şut daha abi. Bari kaleyi tutsun. Dakika kaç? 89 olmuş. Çok güzel oynadım bence. Bu ruha göre bence iyi oynadım abi. Bu arada top adama gelmeden hakem sayı saymaya başlamıyor. Hakemle ne alakası var bilmiyorum. Hakem 90 artı hocam. Hocam o topu alabilir miyiz? O topu ben alabilir miyim? Heyecan yaptım şu anda. Hiç oynayamayacağım. O topu ben alabilir miyim? Bir dakika bir dakika. O topu ben alabilir miyim? Lütfen. Bir dakika. Hayır. Aferin be. Clear. Yes. 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 İşte budur be. Abi ben bu maçı gerçekten hak ederek kazandım. Zaten adamın 2 tane şutu var. İkisi de gol. Hani ruhsuzluktan dolayı zaten kaleci de çok iyi oynamıyor. O yüzden gol olması ikisinde normal. Arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Çünkü 17 dakika oldu. Telefonun ekran kaydı olmayacak zaten. Donacak telefon. Çok hafızası çok aşırı derecede yok. Ve dolar yani bu bir maç daha yaparsak. Bu seferlik bu kadarmış ama Dota Konami ID'yi yapıp ve maçları da tamamlayıp güzel toplarla tekrardan video çekmemi istiyorsanız like'larınızı atabilirsiniz. Şuradan abone olabilirsiniz ve şuradaki 2 videodan herhangi birisini tıklayarak muhteşem bir video girebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Efsane maçtı bence. Ve bay bay.